Merhaba saygıdeğer mutfaktaki lezzet sırları izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep beraber 15-16 dakikalık bir sürede 4 çeşit meze yapacağız. Ve bu mezelerimizi tek tek yapacağız. Malzememizi tek tek tanıtacağız. Ve sırayla geçelim mezelerimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, önce havuç taratoru ile başlayacağız. Ardından şakşuka yapacağım. Peçinde karalahana turşusu yapacağım. Ve pembe sultan yapacağız. Tabii turşumuz biraz bekleyecek ama yetişirse pembe sultan yapacağız. Yetişmezse sadece karalahana turşusunu göreceğiz. Evet, havuç taratoru için 600 gram havucum var. Önceden aldım, soydum. 3 tepeleme çorba kaşığı süzme yoğurdum var. 1 çorba kaşığı normal yoğurdum var. Bunu süzme yoğurtla açacağım. Evet, 5 çorba kaşığı zeytinyağım var. 5 küçük diş sarımsağım var. Tepeleme 1 tatlı kaşığı tuzum var ve yarım çay kaşığı karabiberim var, toz karabiberim var. Hemen havucu rendeleyip kavuracağız. Ardından yoğurdumuzu ayarlayacağız ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet, çok hızlı olmalıyız. Bir dakikada bitmesi lazım havucum. Son havucum. Hemen ocağıma yağımı koyacağım. Hızlı bir şekilde havuç kavururken sarımsağımı doğrayacağım. Daha sonra yoğurtlarımı karıştıracağım. Evet, tavamı ocağa koydum. Biraz hızlı çalıştığım için yağımı döküyorum. Hemen hızlı bir şekilde yağım kızmasını bekleyeceğim. Ardından havucumu dökeceğim. Havucum kavururken sarımsağımı doğrayacağım. Evet, yağımız ısındı. Hemen havuç yağını koyuyorum. Hızlı bir şekilde kavuracağım. Kavurma işlemini hızlandıralım. Ocağımız küçük olduğu için hızlandıramayız. En son bu çünkü. Ben bu kavururken ben yoğurdumu karıştırayım şurada. Evet, hemen sarımsaklarımızı şöyle eziyoruz. Doğrayıp çekeceğiz. Çok fazla ufaltmayın. Şöyle hafiften içe gelsin ki. Şimdi bayağı bir çoğalacak. İşlem tamam. Havucumuz kavruldu. Hemen sizin yoğurdunuzu bir karıştırıyoruz. Normal yoğurdumuz vardı. Hemen bunu ilave ediyoruz. Bununla açacağız havucu. Evet, görüyorsunuz. Bu da tamamdır. Şimdi tek iş havucumuzun kavrulması kaldı. Evet, sarımsağı ilave ediyorum. Sonra da kavuracağım sarımsağını. Tuzumu, karabiberimi ilave ediyorum. Evet, tuzumuz, karabiberimizi de verdik. Şimdi bundan hemen sonra şakşukaya başlayacağım. Şakşukamın malzemelerini doğrayacağım. Kızarırken ben de sosunu hazırlayacağım. En sona karalahanayı bırakıyoruz. Bakalım kaç dakika yapabileceğiz. Bu pişti sayılır. Bunu soğutmaya bırakacağım. Bu soğuyacak şimdi. Evet, kavurdu, ocaktan alıyorum bunu. Hemen bunu soğutacak bir kaba alayım. Soğutmak için bir kaba alacağım, bunu hemen dolaba koyacağım. Dondurucu tarafında 2 dakikada soğuyacağım. Evet, şakşukam için yağımı ocağa koydum. Hemen malzemelerini tanıyalım. 4 adet biberim var, köy biberi. 3 adet patatesim var, 2 adet domatesim var, 2 adet kabağım var, 1 adet soğanım var ve 2 adet patlıcanım var. Bir çorba kaşığı salçam var ve 4-5 diş sarımsağım var. Tepeleme 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve tepeleme 1 çay kaşığı da tuzum var. Bütün malzememiz bu. Hemen hızlı bir şekilde şakşukaya da başlıyoruz. En başta patatesimle başlıyorum. Patatesi kızartacağım. Ardından patlıcanımı kızartacağım. En son kabağı kızartacağım. Tabi bunlar kızarırken ben de yanında sosumu hazırlayacağım. Sosum için soğanım, domatesimi bunlar kızarırken doğrayacağım. Sonra salçamızı vereceğiz. Baharatlarımızı vereceğiz. Suyumuzu verip en son şakşukamızın üstüne dökeceğiz. Çok seri olmamız lazım çünkü kendimize belli bir süre verdik. Videomuz da belli bir sürenin dışına geçmiyor. Daha karalahana yapacağız.
Hemen şöyle biraz tavla zarından büyük doğruyorum. Boyutunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok iri olmasın, güzel olmaz. Hem görseli de olmaz. Hemen kabağımıza geçiyoruz. Kabağı önce şöyle dörde bölüyoruz. Meze yaparken şu iç yumuşak kısmı mezemizin tadını bozabilir. Çamurumsu bir görüntü elde edebiliriz. Biz daha net ve parlak olsun diye kabakların içini böyle alalım. İçini de çorbalara kullanabilirsiniz. Evet, hemen kabağımıza doğruyoruz. Daha yağımız ısınmadı. Kabağım iki tane fazla gelecek. Birini yapacağım. Patlıcanı biraz bol olsun. Kabağımın birini ayırıyorum. En hızlı bir şekilde patlıcanımızı da ayarlayalım. İşlem tamam. Bu kızaracak. Biz bir yandan sosumuzu kamerayı açmayı unutmuşuz. Evet, doğradığım büyüklük şu boyut. Fazla büyük yapmayın. Kızaracak bu. Böyle güzel oluyor. Kendi kendimize yarışıyoruz. Hem zevkini çıkartıyoruz yaptığımız için. Yağım da kızardı. Evet, tamam. Hemen yağ atıyorum. Evet. Patatesimizi hemen attık. Patates kızarken biz de sosumuzu yapacağız. Evet. Şakşukamın hemen soğanından başlıyorum işe. Soğanı mümkün olduğunca küçük doğrayacağız. Çok güzel bir sos yapacağız. Hemen domatesleri doğramaya başlayacağım. Tamamdır. Hemen domateslerimi soyup kullanacağım. Soymadan kullanmıyorum. Onu da hızlandırayım. Hemen. Biberlerimi çok küçük doğramayacağım. Aynı patlıcan, kabak, patates büyüklüğünde doğrayacağım. Kavuracağız bunları. Evet, hemen sarımsaklarımı da eziyorum. Daha sonra tavayla işlemi başlatacağız. Sosumuzu hemen hızlı bir şekilde yapacağız ki zamanımız kısa. Kendimize belli bir süre verdik çeşit meze için. Kısa kısa hemen yapacağız. Evet, yağım kızdı. Hemen soğanımı koyuyorum buna. Evet, patatesim kızardı. Patatesi alıyorum. Peşinden kabağı, peşinden patlıcanı salacağım. Diğer yandan da sosumuzu yapıyoruz. Onu da hızlandıracağız hızlı bir şekilde. Yağımızı iyice süzelim. Yağlı olmasın. Evet, kabağımı döküyorum. Bu da tamam. Bu tarafa da geliyoruz. Sarımsağımızı sosumuza atıyoruz. Kavrulsun soğanımız az bir şey. Daha sonra biberini atacağım. Biberden sonra salçasını kavuracağım. Ve de sonra domatesini koyup domatesiyle birlikte bir miktar et de kavuracağım. Ondan sonra suyla açacağım. Baharatını vereceğiz. İşlem tamam. Evet, domatesim kavruldu. Hemen salçamı vereceğim. Baharatlarımı dökeceğim. Görüyorsunuz baharatların hepsini döktük. Hiçbir şey bırakmadık. Biraz kavuracağım. Ardından suyunu verip kaynamaya bırakacağım. O zamana kadar patlıcanımızı da atarız. Evet, suyumuzu veriyoruz. Fazla sulu yapmayalım sosumuzu. Güzel olmaz. Şimdi biraz koyu kıvam olması lazım. Bu şekilde kaynayıp ayarını bulacak. Kabağımız da kızardı. Patlıcan atıyoruz şimdi.
Kapağımızı kapatıyoruz. Evet, sosumuz tamam. Patlıcanımız kızarınca şakşukamız da hazır. Evet, patlıcanımız da kızardı. Altını kapatıyoruz ocağımızın. Şimdi burada alacağız buraya. Evet, şakşukamızın sosunun üzerine vereceğiz. Şakşukamız da tamam. Şimdi karalahanaya geçeceğiz. Pembe sultanımızı da yapacağız. Evet, havucumuz da soğumuştu. Yoğurdu koyduk ama kamerayı açmayı unutmuşuz aceleden. O açtığım süzme yoğurt vardı abi, bir şey işte, bir kaşıkta normal yoğurt. Onu ilave ettim, hepsi bu. Başka herhangi bir şey koymaya gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi pembe sultan yapacağız. Pembe sultan biliyorsunuz Kayseri yöremizin kırmızı pancardan yapılan mezesi. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Evet, gördüğünüz gibi haşlanmış kırmızı pancarım var. Bunu rendeleyeceğim. 3 tepeleme kaşık süzme yoğurdum var. 1,5 kaşık normal yoğurdum var. Bunu süzme yoğurdu açmak için kullanacağım. Evet, 2 diş sarımsağım var. Çok az bir şeyde tuz kullanacağım. Hemen pancarımızı rendelemeye başlayalım işlemimize. Evet, rendemizin büyük tarafıyla şöyle gördüğünüz gibi pancarlarımızı rendeleyeceğiz. Sıvı bir şekilde hemen sonra süzme yoğurdumuzu ilave edip güzelce karıştıracağız. Sarımsağımızı çekip tuzumuzu atacağız. Mezemiz tamam. Evet, pancarımızı rendeledik. Şimdi yoğurtlarımızı karıştırıp sarımsağımızı soyalım. Biraz da pancar suyu kullanacağım buna. Evet, şimdi sarımsağımızı rende su. Evet, hemen iki diş sarımsağımızı içine koyacağız. Bir sarımsağımızı da koyalım. Bu işlem de tamam. Şimdi yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunu hep karıştırıp servise sunacağız. Bir de biliyorsunuz bunun kara lahanada olanını yaptık. 15 dakikada 3 çeşit malzemesi hazır olmuş oldu. Evet, az bir şey tuz atıyoruz. Çok fazla olmamak şartıyla, biliyorsunuz. Şimdi kalktım. Evet, yine de tabağımızı alıyoruz. Evet, Kayseri yöremizin pembe sultanı mezemiz de hazır. Şimdi bunu da servis tabağına koyalım. Ve karalahana turşumuz ve karalahana mezemize başlayalım. O da yoğurtlu yapılıyor. Onu da hızlı bir şekilde yapacağız. Hem turşumuzu görmüş olacaksınız, hem de yoğurtlusunu yapmış olacaksınız. Ve biz de böylelikle 15 dakika içerisinde 3 çeşit ya da biraz geçti süremiz ama 4 çeşit mezemizi ortalama hazırlamış olduk. Şimdi diğer mezemize başlayalım. Evet, karalahana turşusu için bir adet karalahanamız var. Orta boy 1 kilo kadar civarında. 1 kilo 200 gram. 1 yemek kaşığı toz şekerim var. Düz ama tepeleme değil. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 3 adet limon suyu sıktım. Orijinal. Limon suyu yoksa siz 1 tatlı kaşığı limon tuzu kullanabilirsiniz. Ve görüyorsunuz 2,5 çorba kaşığı sirkem var. Şimdi karalahanamı doğradıktan sonra bunlarla karıştırıp yoğuracağım. İşlem tamam.
Evet, yaptığımız karalahana suyundan bir kısmını aldık. Döküyoruz üstüne. Bunu karıştıracağız. Üzerine karalahana ile servis yapacağız. Görüyorsunuz koydukça suyundan renkleşiyor. Genelde bunun sadece suyunu koyarlar. Biz tabağımıza tanesini de koyacağız ki. Evet, böyle çırpıyoruz güzelce. Evet, hazır. Biraz suyumdan da ayırdım. Onu da üzerine koyacağım. Biraz da karalahanasından koyacağım üzerine. Daha şeyde karalahanadan koyduk üzerine. Evet, bugün 4 çeşit meze yaptık. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı, çevrenizdekilere önermeyi unutmayınız. Sizin desteğinizle büyüyeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzetle kalın.